Orik, hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Tipe bak, tipe. Gayet rahat gördüm seni. Hiç korkmuyorsun bakıyorum. Ha? Herkes korkuyor benden. Sen korkmuyor musun? Şunun yanaklarına bakar mısınız? Allah'ım ya. Hazır mısın? Sıkıyorum. Aa, koca yanağım benim. Evet. Bugün o din muayenesini yapacağız. Kontrollerini yapacağız. İç dış parazitlerini yapacağız değil mi? Bir tanem. Bakıma mı geldin sen? Hı? Bakayım tırnaklarına. Manikür pediküründe başlayalım mı? Hı? Gel bakalım. Gel bakalım şöyle birazcık bana yanaş. Kaçacağım mı? Hiç kızma tamam mı? Hiç acıtmayacağım ki. Evet. Bravo sana. Ay ne kadar güzel oldu tırnakları bu çocuğun böyle. Evet. Buna da bakalım. Kaçma tamam mı? Uslu bir çocuk ol tamam mı? Bakayım hemen bakayım. Harikasın ya. Gel bakalım. Evet. Bakayım. Tavrını da bozma. Evet bu arka tırnaklar kesilir mi kesilmez mi diye çok soru geliyor. Bunlar tutulma tırnakları olduğu için kesilmesini çok tavsiye etmiyoruz tabi. Ama çocuklu evlerde falan özellikle onlar tutup taşırken arka tırnaklarla çiziyor ya çocuklara. O zamanlar kesilmesini tavsiye ediyoruz. Biz de burada keserken kesmiş gibi yapıyoruz aslında. Çok böyle ucundan alıyoruz. Minnacık. Sadece sivriliğini alıyoruz. O da başka yerlere sıkışmasın diye. Çünkü bazen evlerde kalorifer peteklerine sıkışabiliyor tırnak. O çok tehlikeli bir durum. Ufak onun için önlem alıyoruz aslında, değil mi bir tanem? Onaylıyor musun beni? Usluluğa bakar mısın ya? Sen bir meleksin biliyorsun değil mi? Evet, şimdi muayeneye başlıyoruz. Bakayım o güzel gözlere. Bakayım buradan da tam arkadan bakayım. Önden bakmıyorum tamam. Ağza bakalım. Ay ne kadar güzel ağzı var böyle yahu. Bir dinleyelim seni hemen. Şöyle yeni stetoskopumla dinleyeceğim seni. Kötü bir şey çıkarmıyorum. Stetoskop sadece bir tane. Bak. Stetoskop. Evet. Hiç korkma. Evet, bekle bakalım. Sakin. Aferin sana be. Seni tebrik ediyorum. Harikasın. Niye sakladın? Daha tırnak kesmeyeceğim. Korkma. Allah'ım. Sen biraz kilo mu aldın? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ona da bakalım mı hemen? Evet. Bir tartıya çıkalım diyorum. Evet. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bakalım kaç kilo bu çocuk? Kaçtı? 5 küsürdü. Şu an 5,8 kilogram. 5 200 veya 5 300. Evet. 5,200'lerde falan diye anımsıyorum. Ve dostum yarım kilo almışsın be. Daha alma tamam mı kilo? Lütfen. Yoksa obez olacaksın. Haberin olsun. Sakın. Evet. Orin bir göz kuruluğu gibi bir sorunu vardı. Birkaç ilaçla biz o sorunu yendik ama tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sorun tekrar var mı? Devam ediyor mu? Derecesi ne durumda diye. Şimdi onun kontrolünü yapacağız. Ondan pek hoşlanmayacak tabii. Sonra da bir de anal keselerini kontrol edeceğiz tamam mı? Az kaldı bitiyor. Doğan. Yardım lazım biraz. Evet bir tanem. Önce hangisini yapalım? Hangisini istersin? Bunu kontrol edelim mi önce? Bekle. Bekle. Bravo. Başarılı. Bekle. Doğan bir tutsana benim için. Gel bakalım. Evet. Kocitosunu mı? Korkma tamam mı? Evet, bravo sana. Bekle öyle tamam mı? Bakalım çalışıyor mu gözyaşı bezlerim. Çok şiddetli bir göz kuruluğu vardı. Ama çok güzel bir seviyeye getirdik, değil mi? Aferin benim bir taneme.
Aferin sana. Kafası da kocaman ya. Çok tatlı ya. Tam ısırmalık duruyor. Aferin sana. Güzel. Evet, bir tane daha. Şimdi sıradaki diğer aşkım. Biliyorum hiç sevmiyorsun. Çok çok haklısın. Ben de sevmiyorum ama yapmak zorundayız, değil mi? Evet, bekle bakalım böyle. Hayır, hayır, çıkarma, çıkarma. Çıkarma. Gel buraya. Muzur. Bitti. Maşallah sana. Bir eski değerlerine bakıp geliyorum hemen. Evet. Gayet güzel. Evet, çok iyi gözlerin. Göz yaşı bezlerin harika çalışıyor dostum. Seni tebrik ediyorum. Bravo sana. Bazen gözde kuruluk olduğu zaman ne yazık ki enfeksiyon bile gelişebiliyor aslında o göz yaşı. Gözün temizlenmesini de sağlıyor bir taraftan. Ovrik'te bu çok az üretildiği için problemler yaşıyorduk ama ilaçlarla yendik ve hala iyi. Kontrolümüzü de yaptık. Maşallahımız var. Şimdi popişine bakabilir miyim bir kere? Dur bakalım. Dur bakalım. Evet, birazcık popişini sıkacağım, tamam mı? Korkma sakın. Bakayım. Aferin benim bir taneme be. Çok güzel. Biraz elime de sıkmış bulundum. Anal kese en kötü kokan şeylerden bir tanesi. Elime sıktım yanlışlıkla. Elim sen kokuyor şu anda Oruç'cum bak. Koklamak ister misin? Kimin kokusu bu? Bak. Senin kokun be. Şapşal. Hoşlanmadı. Hoşlanmadı bu durumdan. Evet, iç parazitimizi yaptık zaten. Dış parazitimizi yapacağız. Kilomuz 5.7. Buraya da cevaplarını yazıyorum bu arada. Tırnak kesimimiz tamam. Göz kurulumuza baktık. Genel muayenemizi yaptık. Okey. Bitirdik. Dostum bitmiş. Listeyi tamamladık. Aferin sana. Bazen böyle hasta yakınlarımız not alarak geliyor ki bence çok güzel bir şey. Neler sorulacak çünkü buraya gelince unutabiliyor insan. Ben de doktora gidince unutuyorum bu arada. Bir gidiyorum kafamda bunlar var diye. Sonra unutuyorum sormayı. Not almak önemli o yüzden. O sırada aklınıza gelmeyebiliyor. Seni tebrik ediyorum. Gel buraya öpeceğim şimdi seni bir tane. Gideceksin sonra, tamam mı? Öpebiliyor muyuz? Serbest mi? Çocuğum heykel gibi durdum burada. Hiçbir tepkin yok ya. Abla o zaman. Görüşürüz. İyi bak kendine, tamam mı? Damlanı da yapayım. Git hadi. Evet, bekle bakalım. Harikasın. Harikasın. Bitti, bu kadar. Geçmiş olsun. Hadi kutuna. Gel bakalım. Kaçacak mı kendin? Kalkmaya niyetin var mı? Sığmıyor ki. Yalnız bu arada gerçekten daha fazla kilo almasın. Ona birazcık dikkat etmemiz lazım. Çok fizikli bir kedicik. O yüzden bu kiloyu şu an için normal karşılayabiliriz ama daha fazla alırsa problem çıkabilir. Bak çatını da koydum. Girecek mi? Ya gideyim bari peki. Biliyor eve gidiş yolu olduğunu. Çok akıllı bunlar. Çok var ya. Evde girmiyormuştun kutuna. Burada girdin hemen, öyle mi? Aferin sana. Geçmiş olsun. Rica ederim, ne demek.